Hanımlar özellikle dikkat dikkat. Eğer Dilan Polat'ın merkezlerinden hizmet aldıysanız sizin de başınıza gelebilir. Kredi kartı kopyalama ve mail order dolandırıcılıklarından sonra merkezlere gelen müşterilerin görüntülerinin kayıt altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bitmiyor, bitmiyor. Dilan Polat'ın işletmeleri hakkındaki skandal iddiaların sonu gelmiyor. Deniz battık biz, battık yani. Bütün hayatımız battı. Elimizde ne varsa battık. Önce mail order yöntemiyle kadınların kredi kartlarının kopyalandığı skandalı, şimdi de lazer tedavisi olmaya giden kadınların gizli görüntülerinin kaydedildiği iddiaları. Deniz battık biz, battık yani. Bütün hayatımız battı. Elimizde ne varsa battık. Yasa dışı bahis, mail order, vergi kaçırma. Neresinden tutsak başka bir suç unsuru ortaya çıkan Dilan Polat cephesinden başka neler duyacağız? İşte detaylar. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat hakkında skandal bir iddiayı söylemezsem olmaz masaya yatırdı. Neydi bu iddia? Tabii ki mail order. Dilan Polat ve Engin Polat iddialara göre mail order yöntemiyle müşterilerin kart bilgilerini kopyalıyordu. Dilan ve Engin'in de karıştığı iddia edilen mail order skandalı şöyle oluyor. Kötü niyetli kişiler kredi kartı bilgilerinizi çok kolay bir şekilde kopyalıyor olabilir. Kredi kartı bilgilerinizi ele geçirip üzerinize şirket bile açıyor olabilirler. Her ay hesabınızdan hiç önemsemeyeceğiniz tutarlarda para çekiliyor bile olabilir. Lütfen dikkat edin. Güzellik sektörüne yapılan harcamalar artık nakit mi yapılmalı? Güzellik sektörü artık dolandırıcıların çok rahat bir şekilde top koşturduğu bir alan mı oldu? Dilan Polat ve Engin Polat dışında başka kimler bu işin içinde? Başka hangi güzellik sektöründe boy gösteren isimler kötü niyetli insanların maşası olmuş durumda? Kredi kartlarının güvende olmadığı iddialarının ardından şimdi de başka bir bomba patladı. Dilan Polat müşterilerine şantaj mı yapıyor? Ağzımdan da çıkarmak istemiyorum bu kelimeyi. Hadi gideyim de kızları görünce de bir duygulanacağım zaten. Öptüm sizi. Bakım yaptırmak için gelen müşterilerin işlem sırasındaki görüntülerini kayıt mı ediyorlar? Sizin gibiler anladın mı? Az bile keşke suratınıza yapsam bunu böyle parça parça böyle ata ata. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinde müşterilerin lazer tedavisi sırasında gizli görüntülerinin kaydedildiği iddia edildi. Çünkü ben onlar gibi etkileşime ihtiyacı olan biri değilim. Zaten etkileşimim tavan. Daha fazla dağıtamam. Ne konuşurlarsa konuşsunlar, beyaza beyaz de siyah diyecekler. O yüzden bugün kapatacağım bilginize. Yeni bir soruşturma dosyası açılan iddiada tüm bilgisayar hard disklerinin siber polis tarafından incelemeye alındığı bilgileri geldi. Öte yandan bu iddia ile ilgili herhangi bir cevap Dilan Polat cephesinden gelmedi. Soruşturma sürecinde tüm müşterilerle iletişim kurulacağı öğrenildi. Birçok suçlamayla karşı karşıya kalan Dilan ve Engin Polat'ın şimdi uğraşmaları gereken bir başka konu daha çıktı. Bakalım bu iddialar davaya eklenecek mi? Müşteriler şikayette bulunacak mı? Dilan ve Engin'e dava açacaklar mı? Bu haberler sonrası insanların güzellik salonlarına olan güveni azalacak mı? Türkiye'de güzellik sektörü çöküyor mu? Tüm yasa dışı işler güzellik sektörü adı altında yürütülmeye mi çalışılıyor? Ağzımız açık izliyoruz artık. Olabilir mi ya böyle bir şey? Yasa dışı bahis, mail order, vergi kaçırma, örgüt kurma, bütün bildiğimiz bütün suç tanımlarını biz bu ailede görmeye başladık artık. Şimdi de bu lazer odalarında hanımefendilerin videolarının kaydedildiği ve şantaj yapıldığı iddiaları dolaşıyor. Şimdi bu sektörün neden tercih edildiğini de biraz bir düşünelim. Yani özellikle güzellik sektörü neden bu kadar çok bu anlamda kullanılmaya başlandı? Ne oluşturdu bu talebi? Bu kadar kolay para aklayabilecekleri bir sektör olarak neden güzellik sektörü tercih edildi?
Yani bunun üzerine de biraz konuşmak lazım ki bundan sonra olası böyle kara para aklama olasılığı olan hangi meslek grupları olabilir? Neye göre tercih ediliyorlar? Bakın fenomen oldukları zaman insanlar böyle balon ünlüler dediğimiz bir dönem insanların güvenini kazanan insanların satış yapma potansiyelinin inandırıcı olma gerekçesiyle bu şekilde insanlar bence seçiliyorlar. Güven veriyor gibi gözüküyorlardı değil mi? Siz farkında mısınız? Son zamanlarda sürekli olarak tabii ki bu Dilan Polat dosyası o kadar meşakkatli ve o kadar derin detayları olan bir konu ki bu konuyla ilgili iddiaları haklarında iddialar çıkan başka fenomenlerin haberlerini bile şey yapamadık yani inceleyemedik. Çünkü hep böyle artık fenomenlerle ilgili olarak şeyler geliyor biliyorsunuz. İstihbaratlar geliyor. Almış parayı kaçmış, almış işte dolandırmış kaçmış. Neden bu fenomenler bunu yapabiliyor ve bu paraya nasıl bu kadar kolay ulaşabiliyorlar? Şimdi halkta da bir nefret oluştu, bir linç kültürü oluştu bu insanlara karşı. Deşifre etmek istiyorlar artık. Her gün sayısız istihbarat geliyor bizim haber merkezimize bu konularla ve bu kişilerle alakalı. Artık gözüksün, bilinsin istiyorlar. Onların hayatının gerçek olmadığı. Biz vallahi, elimizden geleni yapmaya bütün gayret biz ediyoruz. Konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz ama beni şimdi en çok bu VTR'de arkadaşlar bu kadınların çıplak görüntülerini niye çekerler yahu? Beni çok bu ilgilendiriyor. Böyle bir aymazlık, böyle bir terbiyesizlik, böyle bir namussuzluk olabilir mi ya? Bunu nasıl yaparlar ya? Ya bu iddia çok korkunç arkadaşlar. Ve polis tüm bilgisayarları incelemeye almış. O odalardaki, o dediğin lazer odalarındaki bilgisayarları polis hepsini incelemeye almış. Görüntüler. Ay ben müşteri olsam ben kıyameti kopartırım. Diye. Bak kıyameti şey kopartırım diyorum sana. Böyle bir şey olabilir şu mi ya? Şu anda oraya müşteri olarak gitmiş olan hatta oraya böyle mütasip hanımefendiler de gidiyorlar. Evet. Her kesimden insanın talep gösterdiği bu merkezlerde şayet böyle müstehcen görüntüleri kaydedildiyse bunlar ne amaçlı kaydediliyor? Bunlar daha sonra acaba bazı porno sitelerine mi satılıyor? Çünkü bu gibi iddiaları artık konuşabilecek kadar maalesef kirli olaylar geldiği için bu da ihtimal dahilinde. Daha neler duyacağız dolayısıyla ya? Da oraya o kliniğe gitmiş olan herkesin bu konuda kendi haklarını aramasını buradan biz öneriyoruz. Ancak yapabileceğimiz şu anda bu var. Çünkü bu insanlar artık o kadar kirli işlere karıştılar ki oradaki görüntü. Ya insanların eşi, kardeşi, kız kardeşi gidiyor oraya böyle bir şey ya bu deli saçması. Bunu hakikaten bunu yaptılarsa böyle bir şey varsa gerçekten bu deli saçmalığı yani. Böyle bir şey olamaz yani artık. Deli yani deli saçmalığı olduğu kadar şey korkunç da yani. Tehlikeli. İnsanların namusuna, ahlakına yani ceplerine zaten göz dikildi. Merhametlerine ve vicdanlarına zaten göz dikildi. Ha bir de namuslarına ve ahlaklarına da göz dikilerek onların üzerinden şayet para kazanıyorlarsa gerçekten artık müebbetlik bir durum söz konusu olmalı diye düşünüyorum. Ya o lazer odalarında çırılçıplaksın. Bir de işlem yapan kişi var. Şimdi düşünsenize. Evet, evet. Düşünsenize yani orada kimse bakmıyordur zaten odada bir kamera var mı yok. Yani insanın dikkatini çekmez ki orada özel bir oda olduğu için. Hani oda oda ya lazer odaları. Evet. Yani, kişisel odalar bunlar yani. Nasıl böyle bir şey mümkün işlemler olabilir? İşlemler yapılırken insanlar, kadınlar şekilden şekle giriyor. Evet. Dolayısıyla da birçok insanın hayal dünyasını süsleyebilecek görüntüleri elde edebileceğiniz işlemler yapılıyor orada. Bunların da ivedilikle araştırılması gerekiyor ve tekrar ediyorum o odalara girmiş olan tüm müşterilerin bu konuda kendi haklarını aramaya başlamalarını şiddetle öneriyoruz. Aynen öyle ve bu konuda da kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor. Eğer hakikaten böyle bir görüntü varsa, bunlar yapıldıysa bunu da halkın bilmesi gerekiyor. Gereken işlemde mutlaka, hukuki işlemde mutlaka yapılmalıdır. Ya bunların üstü örtbas edilemez, edilmemesi gerekiyor. Edilmemesi İnsanlar gerekiyor. Zaten mağdur. Bilal abi şey selam. Yani. Mağdurlar. Bir sürü paketler almışlar. Paralarını geri iade alamıyorlar. Hizmet de alamıyorlar. Muhataplar yok. Bir sürü mağdur yazıyor.
onca para verdim yok diyor yani. E ne olacak şimdi benim param diyor. Ne olacak işlemim diyor. Haklılar, tüketici olarak haklılar. Şube sahipleri artık Dilan Polat ismini görmek istemiyor. Tabela indiriyorlar. İndiriyorlar. Tabela indiriyorlar. Çünkü itibar denen şey bitti. E bu insanlar da ekmek yiyor, ticaret yapıyor, ev geçindiriyor. Onlara da günah değil mi? Yani ne olacak bilinmiyor canım. Şu anda. Vallahi işte tabii. İki tane şaklabanlığa bu kadar itimat eden insanlara da kusura bakmayın ama biraz da müstahak diye düşünüyorum. Biraz güveninizi kolay teslim etmemeniz gerektiğini de ümit ediyorum ki öğrenmişsinizdir. Yani iki tane şaklabanlığa bu kadar prim verilirse bunların da böyle ağır bedeller olabileceğini de umarım tüm Türkiye artık öğrenmiştir. Evet. Ya bak biraz da o şakşakçıların suçu var. Biraz değil bence çok. Onu çünkü zaten. O şakşakçılık yapanlar yaptıkça bunlar daha çok hırslandı. Daha çok para hırsına girdiler. Yaptıklarının doğru olduğunu düşünüp biraz daha level arttırdılar, seviyeyi arttırdılar ve en sonunda geldikleri noktada cezaevi oldu. Evet, evet. O tabii doğru söylüyorsun. O şakşakçıların da bu işte onlara destek olarak... Çok büyük olarak... parmağı var. Hala tabii, var. Tabii. Cezaevine gider hala yaptıkları haklı diyorlar. Hala şakşakçılık yapıyorlar Bilal abi ya. Demiyorlar ki evet yaptıkları bir hataydı demiyorlar ya. Kabul etmiyorlar. Daha ne görmeniz lazım ki? Ya elleri kelepçeli gördünüz. Tutuklandı bu insanlar. Yargı kararını verdi. Daha ne görmeniz lazım? Ne bilmeniz lazım? Aynen onlar öyle. Daha fazla detay bildikleri için onların maşa olduğunu ve birileri tarafından akladıkları paranın sadece bir kısmı onlarda olduğu için onlar işin daha büyük kısımlarını bildikleri için onları o büyük güce oranla daha suçsuz buluyor tabii o yakın çevrelerindeki onları suçsuz bulan insanlar. Peki Dilan Polat'ın iş yerlerine polis baskını yapıldığı esnada bir çalışanıyla yaptığı özel yazışmalar ortaya çıktı. Baskın anında yapılan karşılıklı konuşmada Dilan Polat'ın rahatlığı pes artık dedirtti. İzleyelim. Alo. Efendim Burcu. Dilan Hanım, Cansu'nun telefonunu aldılar galiba. Cansu'nun şahsi telefonunu neden alıyorlar ki? Bilmiyorum. Sen buranın nesisin dedi. Cansu da dedi ki müdürüyüm alayım telefonunu dedi aldı. Cansu telefonunu vermesin ne alakası var? Aldılar direkt mesajları. Avukat geliyor avukata söylesin. Dilan Hanım bence siz mesajları geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan silelim. Yönetici siz misiniz grubu direkt silin. Grupları komple sil hayatım temizle de sonra hepsini. Oradalar mı hala? Evet hala buradalar şu an girişte bilgisayarları kontrol ediyorlar. Magazin filan geldi mi? Magazin yok zaten bizim kadınlar magazin gibi Dilan Hanım. Yani gelmesine de gerek yok bence hepsi çekiyor çünkü. İzin vermeyin. Avukat ne yaparsalar yapsınlar hiçbir şey yapmayın diyor. Yani Cansu'nun telefonunu aldırmamış galiba. Almışlar mı? Hazal'ın da almışlar, Cansu'nun da almışlar. Siz yolda mısınız, geliyor musunuz? Yoldayım canım. Ya. Şu rahatlığa bakar mısınız? Ama diyor ki çok ilginç. Grupların hepsinin bütün konuşmalarını yok et diyor. Telefonları aldılar mı diyor. Ve böyle bir rahatlığı var sonra Dilan'ın. Sonra o konuşmayla ilgili de şöyle bir açıklama geldi. Müşterilerin müstehcen görüntüleri, özel görüntüleri olduğu için o grupları silin dedim gibi bir açıklama geldiği iddiası var. Hiçbir güzellik merkezinde hiçbir müşterinin özel görüntüleri gruplarda paylaşılmaz. Yani zayıflama işlemiyle ilgili öncesi sonrası fotoğraflar çekilir ama... Yüzler bunlar... çekilmez, onu geçin. Yüz kimse yemez. Hem de telefon gruplarında dolaşmaz o. Kişinin, müşterinin kendi şahsi isim dosyasında kalır, bilgisayardadır. Yani telefon gruplarında müşterilerin özel görüntüleri olmaz. Bu özel görüntüleri olduğu için mesajları sil dedim iddiası var cevap olarak. Bu da zaten biraz önceki iddiamızı biraz daha güçlendirici bir cevap olmuş. Maalesef ki müşterilerin müstehcen görüntüleri telefon gruplarında ve bilgisayarlarında dolaşıp kim bilir hangi amaçla kullanılıyor sorusu da tabii ki ister istemez hepimizde daha fazlasıyla büyüdü. O telefonların alınması talimatını tabii ki bu avukatımız da açıklamıştı. Savcılık talimatı olmadan polis çalışanların telefonlarını alamaz zaten. Savcının emriyle, talimatıyla, çünkü savcı isim isim de verir demişti avukatımız. Şu şubede şu ismin telefonunu alacaksınız, şu ismin de telefonunu alacaksınız, şunun da telefonunu alacaksınız diye.
aksi bir insanın, o savcının ismini vermediği o kağıtta, savcının görev emir kağıdında, talimat kağıdında yazmayan ismin telefonunu alırsanız o şahıs daha sonra devleti de dava açabilir. Öyle bir hakkı var demişti Levent Bey bağlandığı zaman. Dolayısıyla savcılarımız devlet ne yaptığını çok iyi biliyor. Yani kimin sorumlu olduğunu, kimin telefonun alınması gerektiğini. Cansu Hanım demek ki orada yöneticiymiş, sorumluymuş. Takip ediliyormuş. Şüpheli bulunmasa neden telefonları alınsın ki? Bir de takip ediliyormuş. Tabii. Değil takip mi? Ediliyor. Ya ve böyle burada, bir karar çıkıyor. El koyma ve, kararı çıkıyor. Ve burada, aylardır takip ediliyorlar. Teknik takipteler zaten. Evet. Özellikle söylüyoruz bunu. Bir aylık bir mevzu değil bu. Aylardır devam eden bir süreç. 6 ay. Ve burada Dilan Polat'a danışmaları, Dilan Polat'ın onlara talimat vermesi falan da onun örgüt işte lideri olduğunu da gösteriyor yani burada. Yani tabii süresi, o WhatsApp konuşmalarında, grup konuşmalarında talimatlar var ve çalışanların verdikleri cevaplar var. İşte onlar bilinsin istenmiyor. Onlar yani, yok edilsin isteniyor. Polisin yaptığı bir göreve karşı neden talimat verirsin ki çalışanlar? Polis yahu, devlet yahu bu. Devlet yani görevini yapıyor. Bırak yapsın. Sen Dilan Polat. Ondan sonra da hiç... Ha bu arada Dilan Polat ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bilal Özcan dedi dersiniz. Dilan Polat şu anda son derece tabii çökmüş durumda. Mahvolmuş durumda. Çocuklarına dönebilmek için yarın bir gün savcıyla görüşmek isteyecek. Önce cezaevi savcısına çıkacak, çıkmak isteyecek. Sonra da kendisini içeriye tıkan savcıya, hakime savcıya ifade vermek istediğini söyleyecek. Ve pişmanlığını dile getirecek, her şeyi itiraf edecek bence. İtirafçı bence, olacak Dilan bence Polat? Bence olacak, bence daha fazla dayanamaz. Bence Dilan Polat itirafçı olacak. Çocuklarının yanına dönmek için savcıdan da işte savcıyla da bunu konuşacak ve itirafçı olsa da zaten bence, cezası bitmeyecek ki sadece tabii bitmeyecek. Tabii ama tutuksuz yargılanma ihtimali var. Ev hapsi falan ihtimali var. Bence bunu mutlaka deneyecektir Dilan Polat. Bizim tanıdığımız, aklı bildiğimiz varsa, Dilan Polat bunu yapar. Engin'i filan siler atar artık hayatından. Aklı varsa, vicdanı varsa, evlatlarını düşünüyorsa bu itirafçılığı yapar. Ve evlatlarına daha böyle güçlü bir anne profili çizer. Burada da yaptığı hatadan geri dönerek de en azından biraz da olsa vicdanlara ve akıllara, yüreklere su serpmiş olur. Ben yapacağını düşünmüyorum. Çünkü etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musunuz diye olsun, sorulduğunda olsun. Yapılırdı o zaman olsun, yani. Olsun olsun. Şimdi ama çöktü, o cezaevinde yaşadığı daha ölmekle bayılmayı karıştırma halindeler. Şimdi daha hala çöktü. Onlar arkalarındaki gücün, daha hala onların bazı şeylerin onları hala kurtaracağını, o böyle kimsiniz falan atarlandıkları cesarette devam ediyorlar. Bakın daha hala işin ciddiyetinde değiller. Hala bir şekilde güvendikleri dağlar var diyorsun. Dilan Polat ciddiyetinde. Engin Polat ciddiyetinde olmayabilir de Dilan Polat çoktan yıkıldı işte. Yani bence benim çünkü görüşüm. Bu kadar bu boyuta geleceğini düşünmüyordu. Yani bu boyuta geldi, biz bu rezilliği yaşadık. Ama bu da geçecek. Güveninin hala olduğunu düşünebiliyorum. Fakat bunun böyle olmadığını görünce o parmaklıklar ardındaki süreçte o bedelleri daha ağır ödemeye başladığı zaman, evlatlarının artık kokusu burnunda tütmeye daha da başladığı zaman bir anne içgüdüsüyle itirafçı olacağına ben de inanıyorum açıkçası. Olacaktır. Ve umduğumuzdan ya, bu da çabuk arada, bir şekilde olacaktır. Tabii ki şimdi artık Dilan Polat ve Engin Polat dosyası aşikar. Her gün günlerdir işliyoruz ve 6 aydır da zaten emniyetin araştırması içerisinde bir dosya. Bu doğum günündeki kavga olayından sonra Emrullah Bey'in söylediği üzere başlamış bir araştırma dosyasında ya, kim o, bilir? Tam öyle değil ya. Tam öyle değil bak. Emrullah Bey'in söylediklerinden sonra Dilan Polat dosyası açılmadı. Dilan Polat dosyası söylemezsem olmaz programı bunu ekrana getirdikten sonra açıldı arkadaşlar. O komşuluk kavgası, Emrullah Bey'in söylediği komşuluk kavgası ve savcı çağırıyor, yakın zamanda çağırıyor. Yani bundan 1,5-2 ay evvel çağırıyor. O şeyi, o terbiyesizliği Dilan Polat savcıya bunlar 2 ay evvel yapıyor. Evet. Ben gelemem diye cumartesi telefon açıyor. Çünkü yani kamuoyu yani, önünde ve Emrullah televizyon dediği, ekranlarında evet, ilk söylemezsem olmaz açtı evet, bu konuları yani ve suç iddialarını. Bu konu 2-2,5 aylık. Canlı tanıklar getirdik biz yayına. Biz bu konuyu açtıktan birkaç gün sonra, bunun altını çizmek lazım. Evet. Biz bu konuyu açtıktan birkaç gün sonra söylemezsem olmaz programı olarak Dilan Polat kendini aklamak için o programa çıktı. Kendini aklamak için. Onlar orada söyledikleri hepsi yalan. Ben işte şöyle bir kadınım, böyle bir kadınım. PR çalışması İyilik yapıldı. PR İyilik, çalışması. Evet, PR reklam çalışması yapıldı. Bir başka kanalda övüldü. Bir başka... Övüldü.
Övüldü, çiçeklere sarıldı. Bir başka programda. Ondan sonra yani zaten biz gerekenleri buradan söylemiştik. Biz gazeteci olarak, televizyoncu arkadaşlar gereğini yapmıştık. Peki biraz magazin diyelim mi?